Evet, yani kısa bir süre sizin de bildiğiniz gibi çarşamba günü Samsun'a geldik ve bu karşılaşmaya hazırlanabilmek için açıkçası çok fazla zamanımız yoktu. Ama yani sonuçta camiye biliyorum, kulübün içerisini bilen birisi olarak ve geçtiğimiz sezon, yani geçmiş sezonda birlikte çalışmış olduğum bazı oyuncuların, geçmişte çalışmış olduğum birlikte oyuncuların onlardan almış olduğumuz bilgilere göre, çünkü bundan önceki süreçte hangi şekilde oynandığı, hangi oyun felsefesiyle oynandığı, bunlar çok önemliydi. Çünkü çok fazla değişikliğe gittiğiniz zaman bu sefer oyuncuların kafasında soru işaretleri olacaktır. Çünkü çok fazla düşünmek zorunda kaldıkları zaman da normal yapması gereken işleri biraz zora sokacaktır. Maça iyi başladık. Yani biraz daha kompakt oynama, çünkü fiziksel olarak sizin de bildiğiniz gibi çok üst düzey değiliz. Bunun tabii nedenleri var. Bunlardan bir tanesi sürekli karşımızda sürekli oynayan 11 var. Ligin 8. haftası. Bu 8. haftaya da sürekli aynı 11 ile başlayan, bugün bir sağ bekleri gerçi cezalıydı ama 10 tane oyuncu vardı. Bizde ise sezon başından beri bir arayış var. Yani halen daha oluşturmuş olduğumuz bir 8-9 tane ilk 11 diyebileceğimiz oyuncu bugüne kadar oluşmadı. Bunu oluşturmamız gerekiyor bir an önce. Bireysel anlamda çok fazla ligin 12-13 takımdan daha geri olduğunu düşünmüyorum. Ama takım olmadığını gerideyiz. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bunun için de çalışacağız. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra biraz önce söylediğim gibi orada ön tarafta özellikle iyi koordine olman gerekiyor. Çünkü rakip tamamen kendi alanına kapanıp savunma yapıp işte kontralardan pozisyon üretmeye çalıştı. Biz ise oyunun yönünü değiştirerekten pozisyon üretmeye çalıştık. Zaman zaman bunu iyi yaptık. Zaman zaman biraz gereksiz pas hataları yaptık. 18 içerisinde bir karşılaşmada girilmesi gerektiği kadar girdik ama maalesef 18'in içerisindeki o vuruşları, tabii bu biraz da özgüvenle alakalı. Çünkü aynı pozisyonu yemiş olduğumuz gol ve pozisyonuna baktığımızda biz de aynı pozisyonu yakaladık son dakikalarda Yunus'la. Ama maalesef biz değerlendiremedik. Evet, şimdi milli takım arası bizim için artık tamamen ligin yeniden başladığı bir süreç başlıyor. Yani bu süreci mutlaka iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki hafta yeni gelecek teknik adamla birlikte eminim. Çünkü bireysel, biraz önce söyledim, bireysel anlamda bu ligin 12-13 takımıyla yarışabilecek potansiyele sahibiz ama bir an önce takım ruhunu, birlikteliği oluşturmamız gerekiyor. Eminim biz onu oluşturduğumuz zaman şehrimize gereken desteği zaten verecektir. Bugün de bunu, yani şu andaki bulmuş olduğumuz duruma rağmen tribünler gayet güzeldi. Sonuçları geldiği zaman eminim çok daha değişik bir ortam oluşacak Samsun'da. Onları üzdüğümüz için yani biz de üzüntülüyüz gerçekten. Bu yani belki klasik bir söylem olarak algılanmasın lütfen. Çünkü uzun süre sonra Süper Lig'e çıkıp o heyecanı, o zevki, o mutluluğu bir an önce yaşatmamız gerekiyor. Bunun için de artık önümüzdeki süreci iyi bir şekilde değerlendirip çıkış yapacağımız süreci başlatacağız inşallah.